İntegral Forex TV'den herkese merhaba. Küresel piyasalarda risk unsurları devam ediyor. Dolayısıyla bu da küresel piyasalardaki toparlanmanın gecikmesine neden oluyor. Ama geçtiğimiz hafta biliyorsunuz piyasalarda yüksek moralli bir performans vardı. Bu hafta bu tam olarak böyle değil ama yine de S&P'de bir güç kazanımı ve bunun sürdürülmesine yönelik sinyaller var. Bunların hepsini tek tek grafiklerle konuşacağız. Cüneyt Baksoy, merhaba, hoş geldiniz. Selamlar Seda, hoş bulduk. Güzel bir yayın olsun şimdiden. Bugün sevgili Seda yok mu Cüneyt Bey? Aşk olsun. Olmaz olur mu? Her zaman mottomuz zaten. Yani, sen bizim canımızsın, kardeşimizsin. Başımızın tacısın, iyi ki var. Teşekkür ederim, siz de öylesiniz ama piyasalarda elbette ki bu çok moralli havanın bir de enflasyon gibi bir gerçeği var. İngiltere'de enflasyon verisi açıklandı. Son 40 yılın en yüksek seviyesinde geldi. Yıllık veri %10'un üzerinde açıklandı. Çekirdekte de yükselişler var. Dolayısıyla dünyadaki bu yüksek enflasyon nereye gidecek ve para politikaları buna ne derecede bir katkı sağlayacak? En büyük soru işareti bu. Muhtemelen 2022 yılının ikinci yarısından sonra da, yani yıl sonuna doğru da biraz açıkçası Amerika Merkez Bankası'nın faiz arttırımlarının 2023'te ne yapacağına yönelik stres de artacak. Yani hem bu yıl işimiz zor, 2023'te de zor bir yıla aday gibi görünüyor. Ne der dolar endeksi? Ne der piyasa grafikleri, dinamikleri şu anki mevcut yüksek enflasyonun ortam için? Sevgili Seda, bu akşam biliyorsun FED tutanakları da var. Piyasa evet. Tutanakları da takip edecek. Aslında toplantıda konuşulan konuları anlamak, detayları izlemek ve FED'in Eylül ayında yapacağı adımı belirlemek açısından önemli bir sinyal niteliği taşıyor olsa da biliyorsun son gelen ABD enflasyon verileri toplantının ardından gelmişti. Dolayısıyla FED bu son verilere bakarak söylemlerinde o toplantıdaki tutanaklara göre bir revizeye gider mi onu Eylül'de göreceğiz. Ama neticede neyi konuştular, hangi listeleri öne çıkardılar, hangi oylarla bunu belirlediler, nasıl bir faiz politikası izleyecekler, bunlar adına tabii tutanaklar önemli. Ama ABD'de gelen enflasyonun düşük kalması piyasalara moral verdi. Fakat 2,5 bir enflasyon hedefi olan Amerika'nın iyi gelen enflasyonun bile 8,5 olduğu bir ortamda senin dediğin gibi İngiltere'den gelen çift haneli enflasyon hele enerji krizi varken Avrupa'da daha çok uzun bir zaman enflasyonun piyasaları meşgul edeceğini bize gösteriyor. Ben geçen günlerden iki önemli detay aklımda kaldı. Biri Evans'ın 4 ve üzerinde bir faiz bekliyoruz demesi 2023 adına. Sonra bakarız demesi. Yani politika faizini önce bir 4'lere getirecek bir FED beklentisi ortaya koyması. En önemli söylem de Barkin, o da bir FED başkanı. 70'lerdeki hatayı yapmayalım dedi. Çok önemli. Yani biz enflasyonu geçici zannettik. Sonra faiz indirimlerine başladık. Sonra 80'lerden sonra biliyorsun Paul Volcker dönemiyle çok daha agresif bir şekilde enflasyonla mücadele etmek zorunda kalan bir FED gerçeği var. Çok daha sert durmak zorunda kalan bir ABD ekonomisi gerçeği var. Ve bütün dünyayı da etkilemişti. Onun için bence önemli bir uyarıydı. Bütün bu uyarılar bize şunu gösteriyor. Savaş riskleri bitmeden, pandemiyle ilgili süreç tamına bitmeden, jeopolitik riskler bitmeden ki bunlar kolay bitecek denklemler değil. Enflasyona sebep olan enerji ve gıda noktasında tam dengeler oturmadan ki o da kolay olmadığını görüyoruz fiyatlamalardan. Enflasyon daha uzun süre dünyayı meşgul edecek. Bu da Fed'in politikalarına direkt ve dolaylı etki etmeye devam ederken dolar endeksinde yukarı yönlü trendi devam edecek. Daha uzun bir süre zaten grafikler de bunu teyit ediyor. İşte her hafta paylaşıyoruz. Neden paylaştığımızı izleyicilerimiz zaten artık görüyor. Çünkü dolar endeksi majör bir grafik ve altı para biriminin korelasyonundan oluşuyor. Ve şu nokta önemliydi bugün sevgili Seda, görmüşsündür. Döviz işlemlerinde global ölçekte ciddi bir artış var. Yani günlük nereden baksan 2 trilyon dolara ulaşmış bir hacimden bahsediyoruz. Hacim artıyor.
Oynaklık artıyor. Yani Euro-Dolar paritesinde de, Dolar-Yen paritesinde, bütün paritelerde işlem hacimleri artarken oynaklık da artıyor. Yani zorlu bir sürece doğru evriliyor piyasa. Şu ana kadar zorlukları yaşadı evre evre. Pandemiden beri, hatta 2008 krizinden beri arada molalar verse de, yani Eylül'den sonra dünya bu enflasyonu aşağıda bir enflasyon olarak görmezse, noktasında gerekli veri akışı gelmezse, bizi daha da zorlu bir piyasa bekliyor olabilir. Bu da dolar endeksinin güvenli liman sebebiyle yukarıya gitmesine sebebiyet verebilir. Ama an itibariyle 21 günlük ortalama üzerinde yön arayan ve FED tutanaklarını 106.70 civarında bekleyen ve önemli bir FIBO seviyesi orası aynı zamanda 106.86'lar geçilmesi durumunda biliyorsun bir üst seviye 108.30'lar, 108.50'ler bir önce gördüğümüz 109.30'lara kadar gitme potansiyeli. Buralarda dinleniyoruz. Yani 105 ile 105'in altını gördük ama ağırlıklı 105 ile 106.50'ler, 106.70'ler arasında bir yön arayışı, bir sıkışma var birkaç gündür. 21-50 günlükler ortalama civarında kabaca. Ama 100 günlük, 200 günlük ve genel trendin gidişi ve yukarı yönlü ihtimallerin hala daha yüksek olduğunu bize gösteriyor. Eğer Eylül'e kadarki süreçte herhangi bir zaman diliminde, Eylül FED toplantısına kadarki süreçte herhangi bir zaman diliminde 108.30'lar aşılıp 109.30'ların da aşılması da 111'lere kadar gidebilecek bir dolar endeksi grafiği hala etkin. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Bu şu demek, global ölçekte dolarizasyon baskısının bütün para birimlerine etki yapmaya devam etmesi demek. Sistemsel olarak baktığında da aylık grafikte hiçbir değişim yok. Net alım pozisyonunda ve euro hani dolar paritesini etkileyecek bir grafik olmaya devam edecek izlenimi. Ve Bollinger Band'ın geldiği nokta 109.90'lar yani 111'lere doğru Bollinger Band'ı kendini genişletiyor. Aynı bu 2014'teki tapering gibi, Ben Bernanke dönemi gibi bir kalıp var ve o kalıp ilerlemeye devam ediyor dolar endeksi tarafında. Dolar endeksi mola verdi, piyasalar moral buldu ama bu mola ne kadar sürecek tartışılır, biz de takip edeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam bugün Euro bölgesinden de enflasyon rakamları açıklanacak. Nihai enflasyon rakamı gelecek. Onu da bir bakacağız. Enerji kriziyle baş başa kalan bir Avrupa var ve daha kış aylarının olmamasına rağmen ciddi anlamda önlemler alınmış durumda. Yani bu etki Euro dolar paritesi üzerine şu anda aşağı yönlü bir etki yaratıyor ama daha zorlayıcı koşullara gelmedik. O durumda peki euro dolar paritesinde neyi göreceğiz? Birin altını tekrar konuşabilecek miyiz? Valla sevgili Seda, yani birin altı görülme ihtimali var. Kuvvetle ihtimal var. Çünkü 1.0330'u seninle söylüyorduk ya. 1.0330, 1.0350 oraya kadar geldik, orayı geçemedik. Şahinleşen Avrupa Merkez Bankası'na rağmen mola veren, 104.50'leri gören bir dolar endeksine rağmen 1.0330, 1.0350'leri geçemedik. Dolayısıyla bizim Euro-Dolar paritesine bakışımızda yön değişmedi. Hala yön aşağı yönlü ve tabii ki arada tepkiler gelecek ama tepkilerin anlam kazanacağı bölge 1.0330, 1.0350'ler. Orası geçilmedikçe yukarı yönlü ihtimal masada kalmaya devam edecek. Euro-Dolar paritesine sistemsel olarak baktığımda da bunu net olarak görüyorum ama aylık bazdaki bu aşırı satım bölgesinde daha uzun süre kalabilir ve ATR bandı da, kullandığımız ATR bandı ihlal etmiş bir görüntü aşağıda 0.95'in de geçilmesiyle tekrar 0.80'lere doğru bir hareket ihtimali veriyor. Ama 1.03.30, 1.03.50 Eylül Avrupa Merkez Bankası toplantısı sonrası aşılabilirse dolar endeksi yani 108'lerin üzerine aşıp 111'lere gitmeden bu fiyatlanmış bölgede kalabilirse ve biraz daha Avrupa Merkez Bankası FED'e nazaran daha şahin bir izlenim verebilirse birkaç aylık periyotta yukarı yönlü 1.06, 1.08, 1.10'a kadar da paritede hareketler mümkün ama şimdilik onun sinyalini sistemsel olarak almıyoruz. Aylık ve haftalık bazda hala aşırı satım bölgesindeyiz ve günlükte de son tepkinin tekrar satışta karşılandığını görüyoruz. Dikkat edeceğimiz bölge yukarıda 1.03, 1.03.50 geçirmedikçe problem var diyor. Aşağıda bir tekrar görülebilir diyor.
Çok önemli bir döneme girdik parite içinde anlamak adına. Onu takip edelim. Çünkü dolar paritesi demek birçok ülke için Avrupa'ya ihracatı olan, Avrupa'ya ticareti olan birçok ülke için de önemli bir parite, euro dolar paritesi. Ki bizim için başta önemli, o ayrı bir Aynen konu öyle. elbette ki. O nedenle pariteyi izlemeye devam edeceğiz. Bu gerçekten kritik olacak bizim açımızdan da, ihracatımız açısından da. Ama ben şunu da öğrenmek istiyorum. Uluslararası Enerji Ajansı diyor ki, yani önümüzdeki günlerde bu Rusya'dan kaynaklı olarak yaşanan enerji krizinden ötürü petrolü doğalgaza çevireceğiz ve böyle bir senaryoda petrol talebinde de artış olacak. Ama bir yandan OPEC de diyor ki, yok yani benim öyle bir senaryom yok. Petrol talebinde ben aşağı yönlü talepte bir azalma bekliyorum. Tam tersi. Diğer taraftan Çin'de kapanmalar var. Perakende satışları gelen veriler güçsüz geliyor. Bununla birlikte 10 bas puan ekonomiyi desteklemek adına 10 bas puan bir faiz indirimi yaptı. Yani ekonomiyi desteklemek için o kadarcık bir faiz indirimine ihtiyaç varmış demek ki. Bu bir patika mı değil mi anlamıyoruz zaten. Çin'i anlamak çok zor. Diğer taraftan İran petrolüne yönelik belirsizlikler halen daha artıyor. Dolayısıyla petroldeki bu aşağı yönlü hareket daha devam ederse, ki aşağıda çok güçlü bir destek yok, aşağısı biraz boş gibi. Teknik göstergeler ne söylüyor konuşalım. Ama petroldeki yukarı yönlü tepkilerin anlam kazanması biraz sanki gecikecek gibi görünüyor. Ne dersiniz? Kuvvet de muhtemel. Grafik de bunu onaylıyor. Zaten tırnak içinde haftalardır da söylüyoruz. Seninle de paylaşıyoruz sevgili Seda. Amerika tırnak içinde zaten petrole karşı bir savaş açtı. Yüksek Evet. petrol fiyatlarına karşı. Yani kendisi ara seçimde başarı kazanması için daha düşük bir petrol fiyatlamasına ihtiyacı var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Oradaki tüketicinin benzin fiyatına olan hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Artı yeni bir yasa çıkardılar biliyorsun, enflasyonla mücadele yasası. İş Evet. oraya kadar evrildi. Yani artık enflasyonla mücadele özel yasa gerektirir hale geldi. Japonya'da da bu tip hazırlıklar olduğunu duyuyoruz. Karışmışım. Yani bizdeki topyekün enflasyonla mücadelelerin de kalıcı olması ve yapısal reformlarla desteklenmesi ve bu Perşembe birazdan konuşacağız, Merkez Bankası desteğini görmesi önemli kesinlikle. Ama neticede aşağı yönlü bir petrol fiyatlaması herkes için en optimum seviye. Yani yeterince kasalarını doldurdular OPEC ülkeleri. Suudi Arabistan başta olmak üzere bütçe fazlası verdiler. Hatta bugün okudum daha işte Amerika Birleşik Devletleri'ne 7-8 milyar dolarlık bir borsa yatırımı daha iyi yapabildiler. Hoş Rusya'ya da yapmışlar vesaire. Yani Suudi Arabistan bir şekilde kasasını doldurdu. Diğer OPEC ülkelerinde de rahatlama var. Savaşa rağmen Rusya direnebiliyorsa bu petrol fiyatlarının etkisi Rusya için de geçerli. Ama orada dediğim gibi İran'a denklem olarak işin içine sokmaya çalışıyorlar. Bir yandan Çin'deki kapanmalar. O Çin'i de dediğim gibi aynen katıyorum, anlamak mümkün değil. Daha 15 gün önce enflasyonla mücadelede kararlıyız diyen bir Çin Merkez Bankası. Şimdi genişleme iç tarafta olmaya devam eden bir Çin Merkez Bankası. Yani Oluyor burada çok öyle. aynen Çin'de biz alıştık bu asimetrik haber akışlarına ama Evet. net olarak kredi problemleri var. O kredi Evet. problemleri banka sistemi üzerinde baskı oluşturdukça herhalde Çin'i çok konuşacağız ama petrole döndüğümüzde önemli bir ortalama en sonunda kırıldı. Yani 55 haftalık ortalamanın altındayız. 91-25'lerdeyiz. Geçen haftalarda da söylüyorduk. Yukarı yönlü gidemedikçe ve 10 haftalık pivotun üzerinde güç kazanamadıkça bu hareket aşağı yönlü imelenir. En yalın haliyle indikatör kullanmaya bile gerek kalmadan büyük resimden baktığımda %78,6'nın da altında kalarak ki oralar 95'ler. Yukarıda da 10 ve 34 haftalık ortalamaların kesiştiği bölge 150, 99,50. Bu arada 10 haftalık ortalama 34 haftalık ortalamaya yaklaşıyor. Şöylesi bir kanal çizgisinde kırmış durumda. Özetle 100,50, 101'ler üzerinde güç kazanamadıkça 305 hatta 115'lere kadar gidecek kuvvete ulaşamadıkça petrol ki orası zaten pivot bölge bu kanal tamamı aşağı yönlü hareket gelişiyor ve 10 haftalık 34 haftalık kırdığı an hareketin daha da aşağı gelme ihtimali güçleniyor. %61,8'i
77'lerde demek ki buraya kadar bir alan. Arada da bir bölgemiz var 86'lar. 86'lara kadar, 85'lere kadar bir petrol grafiği mevcut tekniksel olarak. Bunu sisteme çevirdiğimde işte haftalık bazlı satış sinyalinin güçlü bir şekilde aşağı getirdiğini ve yukarıda yüzlerin üzerinde güç kazanamadıkça böylesi bir 75-85 dolar aralığına 84 dolarlar Bollinger Band'ın zaten alt seviyesi 120-250 haftalık ortalamaların bulunduğu bölgede 80-72'ler. Yani o bölgeye doğru bir potansiyel. Bunu aylığa çevirdiğimde aynı şekilde satış. İşte satış çok önemli bir seviyeye doğru ilerliyor. Bollinger Band'ın ortası 90-50'ler. 90-50 kırıldığı andan itibaren 75-85 bandı potansiyel olur diyor. Son olarak günlükte bir teyit edelim. Orada da satış var aslında. Satışa girmiş. ATR bandı doğru ilerliyor. O da 88-87'ler. Özetle petrolde 90 doların altı görülürse benim için hiç sürpriz olmaz teknik olarak sevgili Seda. Ons altında ve gümüşte de teknik anlamda son iki günlük düşüşten sonra yukarı yönde zayıf da olsa bir tepki var ama orada henüz ciddi anlamda günlük grafikte sat sinyali türetilmemiş, ürememiş gibi görünüyor. Bir genel görüntü aşağı yönlü olsa da ons altındaki yukarı yönde tepkilerin güçlenme için yeterli kalıp kalmayacağını düşünüyor musunuz? Valla bizi en zorlayan grafik altın. Anlatması en zor grafik. Neden? Çünkü öyle bir sıkışma var ki o sıkışma bir türlü bir tarafa evet. Kırılmadığı için yani bu aylık bir grafik. İşte diyor ki 50 aylık ortalama 1675, yukarıda 21-8 aylıklar pivot, oralar 1796-1814 ki buraları test ettik biliyorsun geçenlerde, o hareketi bekliyorduk. Oraya geçersek 1921-2080, bunlar majör seviyeler. En altta da 1450-1500'lerde trendin ana desteği. Şimdi böylesi bir alan içinde ki o 1400-1500'ler 2019'dan beri zaten görülmemiş. 2020'den beri 1670 ile 2080 arasında sıkışan bir görüntü. Arada alın satın trade ediyor. Bu aylık bir grafik. Her bir bar bir ay tekabül ediyor. Ne tarafa kırılacak? Bunu hakikaten zaman gösterecek ama 8 aylık 21 aylığa yaklaşması şunu gösteriyor. Eğer önümüzdeki günlerde 1815'ler üzerinde güç kazanıp tekrar 1921 ve 2080'e gidemedikçe aşağı yönlü 50 aylık ortalama ihlal edilebilir görüntüsü oluşmaya başladı. Bunun bir an önce yukarı yönlü hareketle terse çevrilmesi gerekiyor. Yani altının fiziksel talep dışında ETF tarafında da desteklenmesi gerekiyor. En büyük resim bu. Bunu sistemsel olarak hızlıca çevirdiğimizde aylık bazda işte şu satış bir türlü sonlanmadı ve önemli bir seviye 1700'ler, 1675'ler, Bollinger Band'ın altı. Oraların altında 1500 potansiyeli aylık bazda da gözüküyor. Onun için bunun bertaraf olması burada da aynı bir seviye çıkıyor. 1815-1820'ler. Geçilip bu bölgeye doğru gitmedikçe yani 1925 Bollinger Band'ın üstüne doğru kademe kademe ilerlemedikçe ve 2080 çift tepeyi test etmedikçe altında sıkıntı var diyor. Haftalığa çevirdiğimde orada bir alt sinyali var. Güçlenmiyor. Henüz güçlenebilmesi için orada da karşımıza çıkan 1815-1825 34 haftalık ortalamayı ben çok kullanırım birçok grafikte. Orada pivotumuz 1825 yani 1815-1825 kırılırsa haftalıktaki alt sinyali anlam kazanacak. Günlüğe getirdiğimde de dediğin gibi bir alt sinyali üretmiştik. İşte o 1807'lere kadar bizi götürmüştü. Ama oraya geçemedik. Şimdi tekrar sat gelebilir diyor. Eğer önümüzdeki günlerde 1802, 1815, 1825 geçilmezse 1770 altında altına bir kez daha dikkat etmek zorunda kalabiliriz. Bir kez daha çünkü 1675, 1700 desteği test edilebilir. Son olarak da gümüşe baktığımızda altınla beraber hareket ediyor. Tabii o genel yükseliş hareketine katılıp 50 dolarları görmedi. Maksimum 30 dolar gördü ama an itibariyle açıkçası 120 aylık ortalama civarında kalan bir gümüş var. Ons gümüş var. Bu arada 10 aylık ortalama 21.93'ler 34 aylık ortalama 21.88'e çok yaklaşıyor.
Yani bir türlü al üretemiyor. Çok ilginç. Yani en çok zorlandığımız emtia gümüş. Yani niye 30 dolarlara gidemedi? Niye 30 dolarları geçip 50 dolarlara gidemedi bütün emtialar rekor kırarken? Niye bu baskı var? Bunu bir elbet piyasa cevabını verecek. Ama gümüşün güçlenmesi için 21-22'leri geçmesi gerekiyor. 19'ların altında kaldıkça da 19.50, 19.70'lerin şu seviyeye dikkat 17'ler. Ha alım fırsatı mıdır? Tabii ki alım fırsatıdır ama gümüş de yükselmek zamanı bakalım ne zaman gelecek? Biraz da altın hareketlerine bağlı olacak gibi sevgili Seda. Tabii Amerika'da endekslerde hafif hafif toparlanma emareleri izledik. Fed'in patikasının yönünün biraz daha belirli olmasıyla birlikte dipten dönüşler gördük. Ben basit hareketli ortalama kullanıyorum. Hani öyle daha benim bakış açıma daha uygun geliyor ve şu anda 50 haftalık basit hareketli ortalamasının üzerinde bir görüntü oluşmaya başlayacaktı gibi görünüyor S&P'de. Teknik anlamda ne söyler? Valla finansal okuryazar adına şunu söyleyelim. Herkesin kendi bakışıyla konfor alanı çok önemlidir. Ortalamaların kendisi zaten önemlidir. Ama hani üstel, basit ya da ağırlıklı bir şekilde ortalamayı kendi grafiği içinde anlamlandırmak ve bunu yorumlamak kişinin dediğin gibi kendi özelindeki bir konu ve kendi konforu içindeki bir konu. Önemli olan o seviyelerin size verdiği sinyali netleştirmek ve onu yatırım noktasında kullanabilmek satıcının aslını oluşturuyor. Bu anlamda bu verdiğim pozisyonda teşekkür ederim. Geçen hafta eğitimde de anlattık bunu. Ortalamalar oldukça önemlidir. İşte bu bizim büyük resmeki grafiğimiz. Ben üstel kullanıyorum. Onun da sebebi son dönem verilere biraz daha hassasiyet kazandırdığı için sevgili Seda. Ama her grafiğin kendi özelinde bir ayrı bakışı olabiliyor. Tam 50, 44-50 aylık ortalamadan bir kez daha döndük. Yani bir el bir kez daha tuttu. Çünkü ABD'de borsa vitrindir, borsa temettüdür, borsa gelir demektir. Ve seçime giderken kimse borsanın aşağı yönünün kırılmasını istemedi galiba. Ha riskler bitti mi? Henüz bitmedi ama 21-8 aylık ortalama üzerine atılması gerektiğini söyledik. Onu da yaptı 4-5'lerde şu an dünkü kapanışta. Vadelerde de ılımlı bir görünüm var FED tutanakları öncesi. Tekrar 4100'ün altına gelmedikçe 400-4100 bu bölge test edilmedikçe konforlu alandayız S&P 500 adına ve bütün borsa adına da herkes kendi hikayesini yazar diyoruz. Neticede böyle bir desteğe ihtiyacı vardı dünyanın. Çünkü buranın kırılması demek pandemide 2 ay boyunca bu seviyenin altına kaldığında bütün borsaların nerelere geldiğini hep beraber gördük sevgili Seda. Neyse ki o pandemi de yaptığı hareketi yapmadı. Günlüğe çevirdiğimde de bunu şunu görüyorum. Tam bu o 50 ayların tekabülü burada da 3500'ler, 3600'ler o bölgelerden gelen hareket önce 21'i, sonra 50'yi, sonra 100 günlüğü, en sonunda da 200 günlüğü kırarak şu mor çizgiye, önemli çizgiye ulaştı 4300'lere. 4305 çok önemli bir kapanış. Buranın üzerinde kalabildikçe çok geniş bir alan var. Arada 4450 var, 4500 var ama en azından 4650'ye kadar bir alana gitme kabiliyeti demek. Bu arada 21 günlük, 50 günlüğü kırdı, geldi 100 günlüğü de kırdı. Bir al sinyali üretmiş durumda en yalın haliyle, indikatörden bağımsız söylüyorum. 50 günlükte gelip 100 günlüğü kırarsa hepsinin 200 günlükte iz düşümüne bakacağız. Fiyat 200 günlüğün üzerinde olduğuna göre piyasa şimdilik güçlü. Ne olursa bozulur, 200 günlüğün altına fiyat gelir ve şu bölgeyi ortalamalarının birbirini kırdığı ve kümelendiği bölgeyi kırarsa yani 4050-4200 bandını kabaca bütün 4 ortalamanın olduğu bölgeyi kırar. Maksimum ihlal bölgesi 3950'nin altına inerse S&P'de tekrar sıkıntı başlar. Bu olmadıkça yataya bile girse şu alanda herkes borsasında kendi hikayesini yazmaya devam eder. Özetle S&P 500 endeksi an itibariyle oldukça iyi bir yerde. Bilançolar tam bunu desteklemiyor olsa da demek önümüzdeki dönem Fed'in vites düşüreceğine, ekonominin teknik resesyona girmiş olmasına rağmen fazla istihdama bağlı, verisine bağlı olarak fazla ivme kaybetmeyeceğine, bu da karlılıkta çok ekstrem bir bozulma
oluşturmayacağına inanan bir piyasa yapısı var. Ama dediğim gibi bana göre bir yerde piyasayı çok iyi tutuyor. Enteresan bir şekilde sevgili Seda. Bizim Borsa İstanbul'da kendi hikayesini yazıyor. Valla rekor üzerine rekor kırıyoruz şu anda. Benim çizdiğim, yani benim çizgilerimdeki yükselen trendin üst bandı 2955'ten geçiyor. Yani şu anda oraya doğru da bir hareket var. Şimdi dün yaşanan hareket biraz enteresandı. Bence bunu bir konuşalım. Yani S-400 alımı gerçekleşecek diye bir haber çıktı. Birdenbire Rus haber ajanslarından, kaynaklardan piyasaya böyle bir haber servis edildi. Ondan sonrasında hemen bir Borsa İstanbul'da aşağı yönlü bir geri çekilme. Çok geçmeden de bu haber yalanlandı. Yok dedi, böyle bir gelişme yok, böyle bir şey yok. Ve sonrasında Borsa İstanbul daha da güçlü bir şekilde rekor zirve seviyesini tazeleyerek yükselişine devam etti. Yani dün ne oldu? Dün birçok yatırımcı panik yaptı. İşte eli sat tuşunda hazır bekleyen aslında çok yatırımcının olduğunu ve bu Borsa İstanbul'da 4 haftalık üst üste yükseliş sonrasında da ciddi anlamda bir stres biriktiğini de anlamış olduk. Yani bu budur. Aslında bu normal elbette ki. Çünkü 4 hafta rally yapın, üst üste rekor üzerine rekor kıran ve yükselen ve bir yükseklik korkusu da yaratan bir endeks var. Dolayısıyla panik evet elbette ki, ama yani bu haber neydi? Nereden çıktı? Hangi kaynak? Doğrulanması, yalanlaması? Yani dün ne oldu? Biraz konuşalım mı? Tabii ki sevgili Seda, şimdi Rus Haber Ajansı TASS'dan gelen bir haber buraya servis edildi. Servis edilince ikinci bir S-400 alımı gibi piyasa algıladı, okudu. Ve bunun yabancı bir ajansta da yer alması, ABD'nin buna iyi bakmayacağı, yeniden acaba ABD yaptırım sürecini masaya getirir mi gibi çok hızlı bir düşünce sürecinden geçirdi yatırımcıları. Ve bir anda tabii burada net olarak söyleyeyim, yani küçük yatırımcının böylesi bir düşüşü tetiklemesi mümkün değil sevgili Seda. Yani burada makinaların devreye girdiği bir satış görüyoruz. Ama en yalın haliyle şunu söyleyeyim. Burada tabii makineler çok eleştiriliyor. Algoritmik işlemler, makineye bağlı işlemler. Yani bu işin doğasında var bir taraftan. Ama bir tarafta da derin bir piyasada makinelerin çalışması, ABD borsalarında da zaman zaman çok sert hareketler oluşturabiliyor biliyorsun makineler. Karşılıklı işlemlerde, ama bizim gibi derinliği az olan bir piyasada ve yerli payının arttığı, yabancı payının azaldığı bir ortamda biraz daha piyasayı regüle etmek aşağı ya da yukarı yönlü kolay hale geldi. Hı-hı. Yani yabancının daha ağırlıklı olduğu bir dönemde yabancı ordinoları takip edilirdi biliyorsun. Evet, yani evet. Ne tarafta yabancı ordinosu geliyor, piyasayı domine eden bu haberlerdi. Şimdi yabancının azaldığı bir ortamda makineler işi biraz daha hızlı ve sert yapabiliyor. Ha, buna karşı önlem alınmalı mı? Açıkçası bir etik olmayan süreç varsa buna tabii ki müdahale edilmeli. Bu notu bir düşelim. Ama şuna da bakalım stratejik olarak. Bir kere değer yatırımcısı iseniz kendi grafiğinizde o anki düşüşe bağlı olarak bir hareket gelişiyor mu, gelişmiyor mu? Tabii ki endekse betası vesaire önemli bir sen de iyi biliyorsun. Yıllardır bu işi anlatıyorsun bizlere, temel analiz noktasında bilançolarla da zenginleştirerek. Ama bir kere kendi değer yatırımcısı ise belli seviyeler kırılmadan bir kere endekse panik olmamak gerekiyor. Evet. Ha, kredili pozisyonunuz vardır, o ayrı. Kredili pozisyondaysanız kredinizi kapatırsınız. Köşede kredinizi kapatarak beklersiniz. Ama tüm full pozisyonunuzu bozup böyle bir hareketten kurtulmaya çalışmak, dediğin gibi biraz primin getirdiği bir refleks. Bir yandan düzeltmeye doğru bu kadar yükselmişken gidebilir endişesini yarattığı bir süreç. Ama orada bakacağımız bir şey var. Ekranımızda sadece BIST 100'ün endeksin kendisi ya da kendi grafiğimizde olmamalı. O an dolar TL'de bir hareket oluştu mu? Hayır. Yani böyle bir haberde ilk tepki vermesi gereken ne olmalıydı? Dolar TL olmalıydı. Yani 17, tamam, dolar TL'de bir baskı var, kamusal bir baskı devam ediyor diyebiliriz, ama 17.96 kıpırdamadı bile. Yani bir 18 üzerinde dolar TL bekler miydik normal şartlarda bir tepki olarak? Beklerdik yani, eğer ABD hakikaten
bu süreç oluşuyorsa ve ABD buna tepki verecekse. Ama dolar TL'de bir hareket oluşmadı. Tahvil tarafında böyle bir hareket oluşmadı. Tamam, orada Merkez Bankası ve piyasa yapıcı bankaların da etkisi var. Bakıyorum yurt dışında borsalarda bir satış süreci yok. Borsa İstanbul'un kendisine özel 3000 2770 73'e kadar verdiler. Önemli de bir destek oralar. Oralardan bir anda 2900 üzerinde kapanış. Şimdi demek ki bir şeyi çok iyi anlayacağız. Eğer pozisyonumuz kendi riskimizden daha fazla bir şekilde kredili bir şekilde riskli hale gelmişse, bu kere bunu böylesi bir piyasada sınırlandıracağız. Yani riskimizi iyi yöneteceğiz, iyi yönlendireceğiz finansal okuryazarlık adına. İki, grafiklere çoklu olarak bakacağız. Diğer grafiklerde de hareketlilik var mı? Ondan sonra da kendi grafiğimize döneceğiz. Neyse ki bakanlıktan çok çabuk haber akışı geldi, tazelendi. Yeni bir şey yok, eskinin devamı şeklinde. Tabii önümüzdeki günler ne gösterir? ABD-Türkiye ilişkileri başlı başına zaten bir belirleyici bizim piyasalar için. ABD dışında AB-Rusya ilişkileri, yani tüm jeopolitik başlıklar Türkiye'de fiyatlama üzerinde etki yapabiliyor. Daha önce biz bunu defalarca gördük ama dünkü hareket dediğim gibi çok kısa sürede gelişmiş, çok sert ve biraz algoritmik işlemlerin de etkilediği bir piyasa efekti olarak görüldü. Alt kademelere alım yazanların alımlarının geldiği, short tarafta veya long tarafta olanların o panikte pozisyonlarını kapama telaşına düştüğü bir süreç olarak kayda geçti. Biz bunları çok yaşadık. Bir kez daha net olarak söyleyelim. Çoklu bakalım, stratejimizi oluşturalım panik olmamak için kısa vadeli hareketlerde. Çünkü en son şunu da söyleyelim ve hemen hızlıca grafiklere geçelim. Vakti de efektif kullanmak adına. 2400 hareketini hatırlıyorsun değil mi sevgili Evet. Seda? O devasa hareket. Long pozisyonların ciddi bir şekilde prim yaptığı, short pozisyonda kalanların ciddi zarar ettiği kaldıraçlı piyasalardan bahsediyorum. Senin tarafında ciddi karların elde edildiği dönemde. Sonra dolar TL tarafındaki hareketle birlikte bir anda sert aşağı birkaç barlık hareket. Birkaç günde o karını alamayanların bir anda o karlarını alamaması. Ters tarafta kalanların yani shorttan zarar edenlerden sonra long tarafta kalanların zarar etmesi. Hisse senedine karlarını alamayanların zaman kaybetmesi. Özellikle strateji, süren stop, hedef fiyata geldiğinde pozisyon azaltmak, kredili pozisyonları ayarlamak bu işin doğasında var. Hani bir mini eğitim yayını gibi de oldu sayende. Teşekkür ediyorum deyip Lütfen. bir dolar TL yapıp ondan sonra Borsa İstanbul Banka ve Lütfen. iki de hissemiz var. Öyle devam edelim. Arada sen de lütfen görüşlerine, değerli görüşlerine katıl sevgili Seda. Dolar TL'de yeni bir şey yok. Merkez Bankası'nı yarın göreceğiz. Merkez Bankası'ndan da yeni bir şey beklemiyoruz. Ama yani böyle bir fırsat varken hazır global ölçekte CDS'ler düşmüş, bizim de CDS'lerimiz ona katılmışken bir miktar Merkez Bankası'nın rezervlerinde görülen bir yabancı artışı daha öyle anlamlı bir artış değil. Net hata noksan kaleminden de büyük çoğunluğu geliyor gibi geliyor bana. Çünkü dolar TL'ye yansımıyor. Hazır böyle bir ortam varken Merkez Bankası'nın bekle gör dışında sözlü yönlendirmesini biraz artık kuvvetlendirmesi, önümüzdeki döneme dair gerektiğinde gerekli adımları atabileceği sinyalini vermesi viralaşma dışında önemli. Önemli olmaya da devam edecek. Haftalardır da aynı şeyi söylüyoruz. Söylemeye de devam edelim ama teknik olarak baktığımızda 8 günlüğe çıpalandık. 8-21 günlük arasında yani 17-93, 17-81. Bu bant aşağı yönlü kırılmadıkça ve 50 günlüklere gitmedikçe, yani 17-17-50 bandına inmedikçe stres devam edecek ve tüm zamanların rekoru olarak etiketlenen 18-40'ların geçilme ihtimali masada kalmaya devam edecek. O da zaten yukarıda 19-30-20-60 gibi bir alanı işaret etmeye devam edecek. Rahatlamak için en azından BDDK kararlarıyla gelen o 50 günlük ortalamaları, yani 17-17'ye gelmek, hatta biraz daha rahatlamak için oranda kırılarak 120 günlük ortalamalar 16-16'lara gelmek. Bu arada bir şeyi hatırlatalım. Ortalamalar yukarı yönlü trade etmeye devam ediyor. 200 günlükler şimdiden 15'e geldi. Demek ki en iyi senaryoda bile dipler yüksek yerlerde oluşacak. Dolar TL'de çok aşağı hareketler, çok
optimum değil. Yukarı yönlü hareketlerin riski de masada kalmaya devam ediyor. İkinci grafikte bunu teyit ediyor. Haftalık logaritmik bakışta da 8 haftalık ortalama 17.60 altına inmedikçe ve 17'lere Bollinger bandının ortasına doğru dönmedikçe yukarıda 18.60 Bollinger bandının üstü 18.40 18.60'ın geçirmesiyle 21'lere kadar uzanabilecek daha doğrusu pardon bir görüntü. Mola vermek için kesinlikle aşağıya 17.50 hatta oranın altına inmek gerekiyor diyelim ve Borsa İstanbul grafiğini açtım. Söz sende, ben de devam edeceğim. Valla ne diyeyim yani, coşkuyla yükselen bir Borsa İstanbul var. Biz de bunu coşkuyla karşılıyoruz. Şimdi herkes de şöyle bir şey oluşuyor Cüneyt Bey. Yani arayan, bizi arayan müşterileri de yatırımcılarımızda da çok yükseldi, artık düşer. Hadi buradan bir satış açalım mı? İşte pozisyonu kapatalım mı gibi kısa vadeli bakan yatırımcılarda böyle bir algılamada değişiklik oluyor. Yok yani öyle değil. Şu anda Borsa İstanbul'u destekleyen birçok unsur var. Kâr realizasyonu olur zaten, bu yükselişin ardından gelmesi de beklenen bir şey ama tabii kâr realizasyonların boyutunu da ölçüsünü de görmek lazım. Hadi buradan kârımı aldım çıktım ve gittim mi, yoksa bir sonraki alım fırsatı yaratmak için bir kâr realizasyonu mu yaratılacak, bunu görmekte fayda var. Bence özellikle bankalara yönelik 3. çeyrek bilanço beklentileri de güçlüken ve diğer taraftan güzel güçlü şirketlerde karlılıklar artmışken ve beklentiler de yukarı yönde revize edilmişken kârımı alayım çıkayım ve terk edeyim mantığının çok fazla olacağını düşünmüyorum. Düşüşlerin, duraksamaların, soluklanmaların yeni bir adım fırsatı için bir performans sağlayacağını düşünüyorum. Burada 19'unda bilanço dönemi, konsolide bilançoların son tarihi. Dolayısıyla son 2 gün kaldı. Bence burada bir gelecek hafta bir durulma beklentisi olabilir. Yani ben öyle bekliyorum en azından. Ama genel olarak yükseliş trendi güzel, korunur. Ve düşüşlerde de yeni alım fırsatları için özellikle şirketlerinizi iyi seçmeniz açısından bence güzel ve elverişli bir ortam olur. Şunu da belirteyim, borsa düşüyor mesela, geri çekiliyor, düşüyor değil, geri çekiliyor olsa dahi, yani bir kâr realizasyonu olsa dahi sizin şirketiniz önemli. Dolayısıyla şirketinizde karlılık devam ettiği sürece, borçlarda bir kontrol olduğu sürece, operasyonel giderlerde bir kontrol olduğu sürece bence korkmaya hiç bir gerekçe olduğunu düşünmüyorum. Ben özellikle kendi adıma. Çok güzel ifade ettin. Demek ki herkes kendi risk profiline göre, kendi evet, vade anlayışına göre, kendi yatırım kararlarına bir yön verecek, stratejisini belirleyecek. Değer yatırımcısı için endişelenmeye gerek yok. Çünkü çok iyi bilançolar var. O bilançolar hak ettiği yerleri bulacak. Düzeltmeler hatta alım fırsatı olacak. Ama daha kısa vadede trade edenler ve çok sık hisse değiştirenler için tabii daha stresli bir süreçten geçiyoruz. Endekste takip etmek zorunda, kendi hissesini de takip etmek zorunda, birçok grafiği takip etmek zorunda kalıyorlar. Bu tamamıyla kişinin kendi algısına bağlı diyelim. Borsa İstanbul'un grafiğine döndüğümüzde de hedefleri bir bir görüyoruz. Şu bandı gitmek önemli diyorduk. Oraya da geldik. 2800, 2850 idi o band. Şimdi 2820, 2870'lere evrildi. 8 günlük oraya girdi. 2852 o bandın içinde. Dolayısıyla bu bölge destek. Dün bir ihlal yaptık orayı. 13 günlük ortalamalar döndük kabaca. Çok karışık hale gelmesini koymadım ama yukarıda bir 3000'lere doğru hareket potansiyeli masada. En kısa vadede 2800 kırılmadığı ve dünün düşüğü olarak etiketlenen 2773, maksimumda 2731, 21 günlükler ve şu benim kanalım, önemli kanalım 2690, o da 2700'e evriliyor. Özetle aşağı geri çekilmelerde 2700-2800 bandı içine konsolide oldukça ve 2870 üzerinde güç kazandıkça, ki 2940'tayız an itibariyle, 3000'ler hatta devamında 3200'lere kadar hareket potansiyeli masadadır. Ha, geri çekilmeler oluşsa da böylesi bir yapıda, daha önce biz bunu ispat ettik burada ve burada, 120 günlükler kırılmadığı sürece, daha önce döndüğümüz bölge ve maksimum 200'ler kırılmadığı bir sürece her geri çekilme aynen söylediğin gibi alıp çok güzel bilançolar var. Borsa İstanbul gitmek istiyor.
Daha dolar bazda daha hiçbir şey yapmadık. Hani 1.70'ler, 1.80'ler hatta 2 sentler hala uzun vadede masadadır. Sistemsel olarak baktığında da zaten günlükte aşırı alımdayız ama yukarı yönlü Bollinger Band'ın kendine bir 3.018 gibi bir hedef koyduğunu görüyorum. Görünüm hala pozitif. Haftalık da hareket devam ediyor. Yukarı yönlü aylık bazda da hareket hala aşırı alım bölgesinde ve kendine 3.150 gibi bir hedef belirlemiş Bollinger Band. Aşağıda ATR bandının üst seviyesi olan maksimum 2.530 aylık bazda konuşuyorum. Kırılmalı şey 2.400-2.530 zaten trendin içindeyiz ve yukarı yönlü 3.300'lere kadar minimum hareket potansiyeli var diyor. Bankacılık endeksine de geldiğimde ben grafiği açtım. Ve şuraya çok dikkat çekmiştik hatırlıyorsun. 2.240-2.250 kırılırsa 2.500'den aşağı bir hareket görmeyiz demiştik. 2.500'lere de geçince şu kanal 2.600-2.700 orayı da açtık 3.000'lere doğru gidiyoruz. Bankacılık endeksinin kârları müthiş ve 8 günlüğün altına bile inmiyor. Özetle 2.600-2.700 maksimum 2.500-2.550'ler kırılmadığı sürece bankacılık endeksinde bir kere strese gerek yok. 3.000 hedefi masada. Orası kırılsa dahi ben şuraya bakarım. 1, 2, 3, 4. Beşincide geçtiğimiz şu bölge artık bankacılık endeksinin sınır desteği. Aşağıda 120 ve 200 günlükler var ama oraya kadar beklemek belki kısa vadeciler için riskli olabilir. Özetle 2.240-2.250 kırılmadan zaten bankacılık endeksinde şu alan alın fırsat yukarıda 3.000 hedefi var çünkü. Diyelim son bölümde bir iki hissemiz var. Oraya geçmeden önce varsa bankacılık endeksiyle ilgili görüşlerim veya diğer görüşlerim hızlıca alalım sevgili seyirciler. Yo, çok güzel açıkladınız. Bence hisselere geçelim. İlk hissemiz Tüpraş. Aynen. Tüpraş'ta çok iyi bir bilanço açıklandı. Teknik buna elverişli mi? Yükseliş hareketi devam edecek mi? Bir geri çekilme olmuştu bilanço dönemlerinden daha öncesinde. O da iyi bir alım fırsatı vermişti. Şu anda soluksuz olarak yukarı yönde hareketi devam ediyor. 300 baremini yukarı yönde aşıp bu seviyenin üzerine yerleşebilecek güç var mı? Bir teknik anlamda onu değerlendirelim. Evet çok iyi bir bilanço ve kalıp olarak zaten bunu test etmeye başladık. 300'ün üzerinde 303 gibi bir fiyatla anlık işlem devam ediyor. Daha önceki kalıplara baktığımda da maksimum son bir senelik periyotta bir üç senelik periyotta 120 günlüklere kadar düzeltme 200 günlüklere ulaşmadan sonra hareketin devamı. Aynı burada da oldu. Buralarda oraya bile ulaşmadı. Son hareket Temmuz ayı içinde düzeltmesini 120 günlükler civarında tamamladı, hareket yukarı gitti. 21.50 ve 8 günlük ortalamaların birbiriyle eş güdümü, fiyatla beraber eş güdümü yukarıyı gösteriyor ve şu kanal çok önemli. 310-320 bandı kabaca hedef. Oranın üzerinde 350'ye kadar potansiyel var. Bazı kurumlar 400-450 hedefi gösteriyor ama kısa vadede böyle adım adım gitmekte fayda var. 310-320 ilk hedefidir. Oraya geçerse 350'ye kadar benim grafiklerde marj var. 300'ün altında dikkat edeceğimiz bölge şu bölge. Yani 290-270'ler maksimum 265'ler kırılmamalı. Sınır olarak da 120 günlükleri görmekte fayda var. 245 diyor ki fiyat da oradan uzak olduğuna göre. Buralar kırılmadan buralara gelecek geri çekimler alım fırsatıdır. Çünkü yukarıda 320-350 hatta üzeri hedefler Tüpraş'ta var. İyi bir grafik. Sonra bir Koç Holding'i açayım. Seni dinleyeyim. Grafiğini yorumlayayım. İntegral olarak bizim Tüpraş'taki 12 aylık hedef fiyatımız 405 TL. Daha aşağıda bir hedef fiyatımız vardı. Bu bilanço sonrasında ve Tüpraş'ın beklentilerine paralel olarak yukarı yönde revize ettik ve şu anda 12 aylık hedef fiyatımız 405 TL olarak duruyor. Koç Holding'in yine aynı şekilde Tüpraş'taki karlılığa bağlı olarak ve yapı krediden gelen karlılıkla birlikte hemen hemen zaten bütün grup şirketlerinde karlılık arttı. Otomotivde de yine aynı şekilde. Hem sektörel bağdaki yükseliş hareketine iştirak etti Koç Holding ve Koç Holding bünyesinde gerçekten karlılığa açık olan çok iyi şirketler var. Dolayısıyla bunun ileriki dönemde de meyvesini yiyebileceğini düşünüyoruz. Bizim 57 TL'de olan hedef fiyatımızı şimdilik 62 TL'ye revize ettik yukarı yönde.
Koç Holding özelinde konuşuyorum. Yine 12 aylık hedef fiyatımızdır. İNA modeline göre hesaplıyoruz biz bu hedef fiyatlarımızı. Dolayısıyla Koç Holding'in yükseliş performansını beğenmekle birlikte iştiraklerinden gelen karlılığın da sürmesini ve bunun hisse performansına yansımasını bekliyoruz. Güzel bir açıklama. Elinize sağlık. Hakikaten sen ve ekibin güzel bilanço analizleri yapmaya devam ediyor. Ben de faydalanıyorum. Çok teşekkür ederim bu noktada kendi adıma. Sevgili Seda, grafiğe de baktığımızda 44 çok önemli bir bölge ve orada şu an mücadele var. 44-10'dayız. 44 üzerinde kalabildikçe şöyle bir bölgeye gitme ihtimali. Yani 48'ler hatta 1, 2, 3, 4, 5 defa test edilen o büyük trendin geleceği nokta 51-50'lere kadar alan yaratıyor. Yani 44'ten 51'e nereden baksan %20'lik ek bir potansiyel Koç Holding için minimum potansiyel. Oraya kadar da gidebilmek için 44 üzerinde kalışlara bakacağız. Olası geri çekilmelerde şu bölgeye, çünkü 200 günlük uzun bir süre ihlal edilmemiş 2021'den beri bir kere hariç. En son dönüşümüzde tam 200 günlükten olmuş. 44'ü geçemediğimiz her koşulda ya da altına kaldığımız her koşulda şu bölgeye öncelikle bir 40'lara, devamında da maksimum 34-35'lere konsantre olalım. Oralar stop seviyeleri gibi. Oralar kırılmadıkça her geri çekilme alım fırsatı gibi. 51-50 kırılırsa ne olur? Yeni bir banda girer. O da bizi 55-60'lara kadar Koç Holding uzun ve orta ve uzun vadede taşıyabilir diyelim. Koç Holding'i de bitirelim. Son bir hisse. Bir cümle, bir iki cümle. O da yani çok sıkıntı yarattı Petkim. Ciddi primlerden sonra bir soluklanma. 10.60'da şurayı geçebilirse 10.60-10.63'ü şu banda girecek. 11.40-12.50. Bakalım kırabilecek mi? Stopunu da söyleyeyim. Açıkçası 200 günlük ortalama. Aşağıda onlar kırılıyorsa 8.50-8.65'i aman dikkat. Orasının kırılmaması gerekiyor. Tamam, alın fırsatıdır ama hızlanacaksa artık 10.60'ın üzerinde kendini ispat etmeli. 11.40-12.50'ye gitmeli. Çünkü oraya geçse bir 15'ler minimum var. Petkim'de görür görmez ayrı. Ama görünüm bu. Bizden bu hafta bu kadar. Daha doğrusu benden. İyi bir hafta diliyorum herkese. Söz sende sevgili Seda. Yine dolu dolu grafiklerle anlattığımız, piyasaları yorumladığımız güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.